Türkiye'nin dünya sahnelerinde uluslararası bir markası olan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu kuruluşunun 20. yılını kutluyor. Aspendos ve Kapadokya'daki gösterileriyle de oldukça ses getiren topluluk bu akşamsa Harbi Açık Hava sahnesinde İstanbullularla buluşmaya hazırlanıyor. Bu özel gösteri öncesinde sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan'la buluştuk ve topluluğun yeni projelerini konuştuk. Mustafa Bey, dolu dolu 20 sene. Aslında kuruluşunun Zunzun 20. senesi oldu. Sahnelerde de 18-19. Seneniz diye biliyorum. Evet, 99'da başlamıştık. 2019 20. yıl. Evet, 20. seneye özel. Şimdi önce onu bir söyleyelim istiyorum. Çünkü 13 Eylül'de bugün çok özel bir alanda, Harbi Açık Hava sahnesinde çok güzel bir gösteri hazırladınız. Bu sene yeni bir çalışma yaptık. İstanbul Dreams isimli bir oyun. İstanbul'un bir geniş fragmanı aslında, İstanbul tarihine değinen, geçmişten günümüze İstanbul'u satır başlarıyla anlatan oldukça zevkli bir proje. İçinde 70'li 80'li yılların müziklerinin ve danslarının da olduğu, gerçeküstü sahnelerin olduğu, İstanbul'un dehlizlerini anlatan sahnelerinin de olduğu ve günümüze kadar İstanbul'un çok kültürlü yapısını anlatan, çok dinli yapısını anlatan bir ilk bölüm izleyecek seyircimiz. Bunun için çok heyecanlıyız. Sadece yeni bir şey değil ve bir gövde gösterisi aynı zamanda. Öncelikle teknik olarak büyük bir gövde gösterisi. Değil mi? Uçuş sistemleri var diyebiliyorum. Görselleri olan. Bir de Anadolu Ateşi'nin 4 kuşağı hatta 5 kuşağı bir arada olacak. Yani çocuklar da sahneye çıkacaklar. Kıvılcım grubu da var. Kıvılcım'dan da dansçılar var. Anadolu Ateşi'nin İstanbul Okulu'nun öğrencileri var. Ve bütün dünyayı gezmiş Anadolu Ateşi'nin tecrübeli kadrosu ki bunun için de zaten hani dünyanın her yerinde yaptığımız bölümlerden bir seçki yaptık. Biraz da bu yazı konuşalım istiyorum. Biliyorum ki her dönem çok yoğunsunuz ama bu yaz bir kere ilk olarak Kapadokya'da çıktınız. Bu çok önemli bir gelişmeydi 8-9 Eylül tarihleri arasında. Ege'de, Akdeniz'de sahneler aldınız. Nasıl geçti bu yaz sizin için? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Turnelerimiz çok çok güzeldi. Yani merkez üssü olarak Antalya'yı alıp oradan hem yurt dışına hem bazen birkaç parçaya bölünerek Türkiye turnesine gittik. Ege turnesi çok güzeldi. Buradan tekrar Ege seyircisine teşekkürler. Orada ayrı bir seviliyoruz zaten. Daha sonra Kapadokya'yı önemsiyoruz. Çünkü Kapadokya dünyadaki en sihirli mekanlardan biri. Tanrı'nın, bir de kalıcı olacak bu mekan değil mi? Tanrı'nın kendi hediyesi diyor. Ve bugüne kadar orayı ihmal ettik. Bundan sonra orada kalıcı olacağız. Uygun bir kapalı mekan şu anda yaratılıyor. Kışın da devam etmeyi düşünüyoruz. İlk temsiller çok çok görkemliydi. Yani ben en çok Mısır piramitlerinin önünde oynarken çok heyecanlanmıştım ama oradan aşağı kalır bir tarafı yok. Ne güzel. Gerçekten çok iyi. Bir de Kapadokya halkı da çok sahiplendi. Bir de oraya gelen yabancı konukların profili çok değişik. Tabii, müthiş bir coğrafya. Kültür turizmi ve dünyanın her yerinden insanlar var. Yani Latin Amerika'dan gelenler de var, Kore'den gelenler de var. Onların coşkulu izlemesi bize de büyük moral verdi. Biraz medeniyetler buluşması aslında değil mi? Evet. Bir yandan da kültür elçisi. Çünkü dünyanın her yerinde çok artık yüzü aştı diyebiliyorum. Sahnelediğiniz ülke sayısı. Şimdi biraz felsefesinden konuşalım. Anadolu Ateşi'nin felsefesini sizden dinleyelim istiyorum öncelikle. Anadolu Ateşi gücünü bu topraklardan alıyor. Buranın görkemli antik geçmişinden alıyor. Burada insanlığın bütün şifreleri var. Doğu ile Batı ilk kez burada bir araya geldi. Doğu ile Batı ilk kez burada savaştı. Doğu ile Batı ilk kez burada barıştı. Evet. Ve bunların ayak izlerini izlemek mümkün. Birincisi söylencelerimiz, efsanelerimizle. Yani Troya destanı da bizim. Nuh'un gemisi efsanesi de bizim. Gilgamış destanı da bizim. Halk ozanlarının destanları, Dadaloğlu, Karacaoğlan onlar da bizim. Bütün bunların harmanlandığı bir sentez aslında. Nemrut Dağı ile başlıyoruz gösteriye. Çünkü Nemrut Dağı bundan 2000 yıl önce bir barış abidesi gibi duruyor. Oradaki her tanrının iki tane ismi var. Evet. Biri Anadolu dilinden bir isim, diğeri de Grek ve Helen kültüründen gelen isim. Bu orada bu iki kültürün birleştiğini ve o zaman
bu medeniyetler barışı meselesinin çözüldüğünü gösteriyor. Evet. Bir de şöyle mesajlar veriyoruz. Biz ne zaman birlik ve çok renkli olduysak, birlikte olduysak o zaman görkemli şeyler yapmışız. Hititler bu coğrafyanın en görkemli kültürlerinden biriydi. Çünkü hepimiz bir aradaydık. Selçuklu yine öyleydi. Tabii. Osmanlı yine öyleydi. Bir cihan devleti olmasının sebebi bağrında taşıdığı bütün renklere saygı duyması ve onları yüceltmesiydi. Bizim de söylemimiz tam da bunu temellendiriyor ve gücünü oradan alıyor. Evet. Peki dansın hayatımızdaki yeri için neler söylersiniz? Daha, dans etmesek ne olur? Daha mesela? Yaygın olması evet, gerekir. Yani bu konuda eksiğimiz var. Dans okullarının eksikliği. Evet. Siz bu da bize bir misyon yüklüyor. Biz de okullaştık. Yani şu an 11 okulumuz var. Gittikçe de arttırıyoruz. Kapasiteye de gittikçe yükseliyor. 2000'e yakın, 2000 civarında öğrencimiz var. Evet. Bu çocuklar sadece bir klasik dans kursu görmüyorlar. Bir yaşam biçimi öğreniyorlar. Dans etmek insanın ruhunu incelten bir şeydir ve dans insan bedeninin şiiridir. Bu incelikle hayata atılan insanlar yaşamlarının geri kalan bölümlerini daha estetik bir duruşla yaşıyorlar. Bu hem fiziksel olarak duruşu da etkiliyor hem ruhsal olarak da duruşu etkiliyor. Bu sebeple okullaşma meselesi bizim için çok önemli. Bu coğrafyaya ait etnik ögelerle gücünü alan, bunlardan gücünü alan, bu motiflerle beslenen bir gösteriden bahsediyoruz. Ama farklı coğrafyalarda da çok ilgi görüyor. Ben de buna şahit oldum. Evet. Bu büyüleyici atmosfere. Peki farklı coğrafyalardaki bütün bu etkileşimi siz neye bağlıyorsunuz? Neden bu kadar çok etkileniyorlar bu gösteriden? Kaliteli olan her şeyin bütün dünyada seyircisi vardır. Yani biz de bir Amerikalı dans topluluğunu müthiş bir ilgiyle izliyoruz. Kore'den gelen bir topluluğu izliyoruz. Çünkü kaliteli ve özgün olan her şey seyirci bulur. Bizim herhangi bir kompleksimiz yok. Bir şeye benzemek gibi bir çabamız olmadığı için evet. ve ayaklarımızı kendi ülkemizin toprağına bastığımız için onlara ilginç geliyoruz. Bir de tabii teknik olarak da dünyadaki en iyilerle rekabet etmek durumundayız. Onun için sürekli evet. çalışmak, sürekli kaliteyi arttırmak ve kendimizle yarışmak durumundayız. Evet. Bu dünyada karşılık görüyor. Her yerde reaksiyon hemen hemen aynıdır. Yani evet. her yerde ayakta alkış ve müthiş ilgi ve tekrar talep. Kendi gelirini de galiba değil mi? Sadece sattığınız biletlerden evet, kazanıyorsunuz. Bilet bu dünyadaki nadir tek topluluklardan evet. değil mi? Hayalini kurduğunuz, illa ki şurada da sahne alayım dediğiniz neler var? Hedefleri neler topluluğun? Sahnelemek anlamında Amerika'ya tekrar bir turne olacak. Onu önemsiyorum. Kuzey Amerika'yı özlediğimiz için, oraya tekrar gitmek istediğimiz için. Bir de biz krizli dönemlerde daha çok yönümüzü oraya çeviririz. Diyelim ki Hollanda'yla bir sorunumuz varsa, Avrupa'daki organizatöre deriz ki Belçika, Almanya, İngiltere yapıyorsun, mutlaka Hollanda'yı da ekle. Hollanda'da da olsun. Neden peki? Bu bir o soğumaya verilmiş kültürel bir cevap. Yani devletlerin arası kötü olabilir ama halkların arası kötü olmaz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Bu akşam Harbi Açık Hava sahnesinde size başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.